Merhaba arkadaşlar. Malum koronavirüsü dünyayı kasıp avuruyor, esip geçiyor ve esip geçecek. Malum durum vahim. Ama o kadar da korkulacak bir şey yok. Korkmayın arkadaşlar. Koronavirüs ile ilgili biraz konuşacağım. Biraz ondan bundan şundan konuşacağım. Yani benim uzmanlık alanım değil tabi. Yani korona uzmanı değilim. Bilim insanı da değilim. Kendimce nacizanem bildiklerimi sizlerle konuşup paylaşmak istiyorum. Biraz ondan bundan şundan konuşmak istiyorum. Öncelikle tabii uzmanlık alanım olmadığı için yani öyle çok ona buna böyle çok yorum yapmayacağım. Çok konuyu dağıtmadan yani çok dağılmadan kısa ve öz sizlerle bir şeyler paylaşıp konuşmak istiyorum. Öncelikle tabii ki korona günümüzün gündem Miss Corona diyeyim. Gündemi kilitledi diyelim. Yani korona nedir? Nereden geldi? Çin'in Wuhan şehrinde çıktı bir deniz ürünleri bir pazarında, markette diyelim. Ya adam hiç şehir dışına çıkmamış. Yani böyle bir adamda nasıl virüs çıkar? Dünyaya böyle yayılır hızlı bir şekilde. Tabii kafalarda soru işareti bıraktı. Tabii ben de çok inanmıyorum yani çünkü bu bilimsel biyolojik bir saldırı da olabilir. Yani öyle doğada türedi falan böyle bir koronavirüsü doğada nasıl böyle türeyebilir? Kafa karıştırıcı. O yüzden dünya bir biyolojik savaş içinde diyebiliriz. O yüzden buna da yapacak bir şey yok. Tedbirli olmak lazım. Şimdi biraz bu virüsten bahsedeyim. Bilim insanı bile, bilim daha doğrusu diyeyim, bu koronavirüs karşısında sessiz kaldı ve çözüm üretemedi. Sessiz kaldı diyorum. Gerçekten daha yeni yeni böyle deneyleri yapılıyor. Bakalım ne olacak sonuç. Allah sonunu hayretsin. Yani virüs konusuna geldiğimizde tabii böyle korkulacak bir şey yok. En güzeli tabii uzak durmak lazım. Mümkün olunca dışarı çıkmayın arkadaşlar. Tedbirli olun. Vücut direncinizi artırın. İyi beslenin, dikkat edin. Yani iyi gıdalar, sağlıklı beslenin. Zaten bu koronavirüs sağlıklı insanlara çok etkili olmuyor. Yani kronik hastalıkları olan, kronik ne diyelim, zayıf noktaları olan yapışıyor. Tabii bence hepimiz kaçınılmaz koronavirüsü ile yaşayacağız. Bu bir gerçek. Herkes. Yani kaçış yok arkadaşlar. O yüzden koronadan kaçış yok. Herkese yapıştı sanırsam. Yani herkes olmuştur ya da olmadıysa olacak. Yani önümüzdeki 10 yıl bu koronavirüsü ile birlikte yaşayacak. Yani herkes. Çünkü on binlerce virüsle birlikte yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden buna da hazır olmamız lazım. Zaten vücudumuz bu da bir hazır. Yani gelip yapışacak. Bizle birlikte uzun yıllar yaşayacak diğer virüsler gibi. Daha önce de çıkan virüsler onlar da vücudumuzla birlikte yaşıyor. Yani kendine alan yaratıyor. Yer ediniyor. Bunun tabii bağışıklık sistemi güçlü olmayan tabii kronik hastalıkları olan gidebiliyor.
Maalesef üzgünüm. Onun dışında yani sağlıklı insan zaten yapışıyor ve gitmiyor. Birlikte yaşıyor. Bunun da pardon. Bu bir diğer virüsler gibi artık vücudun bir parçası haline gelecek. O yüzden korkulacak bir şey yok. Yani bir sürü virüsle yaşıyoruz. Bununla da yaşayacağız. Dikkat edip çok yani herkes zaten hafif bir griple bile bunu atlatabilir ya da atlatmıştır. Olmamışsa da en güzeli böyle geç yakalanmak. Yani geç yakalanıp daha da etkisini azaltıp o yüzden ne kadar geç yakalanırsak o kadar iyi. Onun için de mümkün olunca izole şekilde yaşamak budur yani benim bu koronavirüs hakkında mis korona ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Dikkatli olun. Yıllarca virüslerle birlikte yaşıyoruz. Yani dudağımızda bir uçuk çıktığında bile şey diyoruz yani uçuk uçuk aslında uçuk değil o da bir virüs yapışıyor nasıl diyelim herpes denen bir virüs herpes denen bir virüs o da bir virüs türü ama biz uçuk diyoruz dudağımızda uçuk çıktı işte bir enfeksiyon kapıyoruz aslında ama ölmüyoruz yaşıyoruz yani gördüğünüz gibi gerçekten birçok çeşit virüs var. Biraz araştırırsanız bunu da farkına varırsınız. Yani dünyada tabii ki doğaya değineceğim. Doğanın da tabii ekolojik dengesi bozuldu. İnsanın da ne diyelim geniyle oynanıyor. Yani biyolojik saldırılar yapılıyor. İnsan sağlığını tehdit ediyorlar. Bakalım nereye kadar gidecek bunlar? Doğa ne zaman cevabını verecek bunların? Bekleyip göreceğiz. Tabi biraz sessiz de kalmamak lazım. Yani doğayla bir ne diyelim bir bağ kurup doğayı saygı gösterelim, doğayı sevelim. Evet, bir de şuna değinmek istiyorum. Ya yani geçen gün böyle ondan bundan şundan konuşacağım dedim. Gerçekten yani bir konu üzerinde benim bir şeyim yok, profilim yok, uzman da değilim. O yüzden ondan bundan şundan biraz konuşup mümkün olunca kısa bir şekilde videoyu bitirmek istiyorum. Geçen markete gittim. Ya bir şeyler alayım, biraz alışveriş yapayım, evde biraz zaman geçireceğim. Ya baktım raflarda hiçbir şey yok, bomboş. Yani gerçekten ne sabun var, ne makarna var, yani hiçbir şey yok. Enteresan. Baktım böyle işte hafif ihtiyacım olan şeyleri aldım. Olanları diyelim daha doğrusu. Bu da şunu gösteriyor, yani burada şunu gözetledim. Yani ithal ürünler, her şey ithal. Hiçbir şey üretmiyoruz. Çok az tabii ürettiğimiz şeyler de var. Onları da inkar etmeyelim. Ama baktığım ürünlerde marketin raflarında gerçekten çoğu ithal. Pardon. Bunlar ithal olduğu için bizim de tabii üretmediğimiz, üretim, tarım yapmadığımız ortaya çıkıyor. Gerçekten durum vahim. Yani yarın o bir gün işte birkaç ay ürün Türkiye'ye girmezse bizim bu ithal ürünler gelmese gerçekten kıtlık başlayacak. Yani hiçbir şey bulamayacağız. O yüzden tarıma önem verelim. Mümkün olunca inşallah bu korona virüsü zamanında biraz da ders almış oluruz diyelim. Yani genel memleket olarak diyorum. Herkes dersini almış olur. Biraz tarıma yöneliriz. Hayvancılık, tarım, tarlasını eker. Buğday ne bileyim ne ekerse onu biçer. Toprağa ne ekersen onu biçersin. Yani toprak ana
Verir, her şeyi verir. Tabii. O yüzden toprağa ne ekerseniz onu alırsınız, ektiğinizi biçersiniz diye bir söz var. O yüzden herkes ektiğini biçer. Tarıma önem verelim, ekelim, biçelim, güçlü olalım. Kimseye muhtaç olmadan böylece ihtiyaçlarımızı karşılarız ve yaşarız sağlıklı bir şekilde. Sağlık ne yediğinizi bilirsiniz. Yani çünkü kendi ekiyorsun, biçiyorsun ve biliyorsun ki bu ne bileyim GDO'lu falan değil, organik, tamamen doğal. Bir besleme eski usul, yani eski usula döneceğiz. Eski usul beslenirsek sağlıklı bir yaşam süreriz arkadaşlar. Umarım sizin de bu farkındalık olmuştur diyorum. Herkese farkındalık diyorum. Farkına varın. Yani başka türlü olmaz. Bu dünya böyle gitmez yani, ne bileyim. İşte her şey böyle tüketim tüketerek, böyle tüketim grubuna girerek bir tüketim çılgınlığı. Yani dünyada o kadar israf oluyor, işte çöplere ekmek, gıda atılıyor. Yani bu gıdalarla bir yılda birkaç milyon ton gıda çöplere atılıyor. Bu gıdalarla birlikte birkaç ülke açlığını giderebilir. Yani bunun farkına varsak o zaman dünyada aç insan kalmaz. Bir de şuna değineceğim. Gerçekten sokağa çıktım. Dün öyle bir sokağa dolaştım falan, bir iki biraz hava, yürüyüş derken biraz işim vardı, onları halledeyim derken sokakta gerçekten insan profili değişmiş. Farklı bir profille karşılaştım. Bir yudum su içeyim. Su içmek lazım. Benim de boğazım kuruyor sık sık. O yüzden su iyidir. Gerçekten sokağın profili değişmiş. Yani bütün evsizler, ya bunlar vardı tabii, bütün evsizler dışarıda, bütün işte kapkaçta bilmem ne, bir sürü profiller yani diyeyim. Tabii bunlar herkes insanları evlerine çekilip ya da İstanbul dışına çekilince bunlar ortaya çıktı. Aslında bunlar var. Yani sürekli vardı. Biz tabii ki fark etmiyorduk. Çok az böyle ne bileyim tek tük fark ediyorduk. Yani tek tük gözümüze çarpıyor. Ama şu anda gerçekten hepsi sokakta ve bunlar çoğalacak. Yarın öbür gün böyle bir uzun sürerse, ki bu koronavirüsü de arkadaşlar o öyle hemen yarın geçmeyecek. Yani biz bununla bir önümüzdeki 10 yıl yaşayacağız. O yüzden hadi bir ay sonra geçti falan, öyle bir şey yok. Bunlar çoğalacak. Yani ekonomi işte inşallah en kısa zamanda atlatırız. Bu süreç içerisinde bu kaosta çıkmış oluruz. Normal hayata döneriz diyorum. O yüzden bunlar da artmaz. Evsizler daha da artabilir. Yani sokakta daha vahim bir duruma gelebilir. Gasp, işte ne bileyim, bir sürü olaylar olabilir. O yüzden bunlar inşallah olmaz. En kısa sürede toplarız. Normal bir hayatta devam ederiz diyorum. Tabii ki önlemi de almak lazım. Yani ekonomi yer ne, şuna da değinmek istiyorum. Çünkü ekonomi de, yani dünyanın ekonomisi de iyi gitmiyor. Bizim değil, dünyanın ekonomisi iyi gitmiyor. O yüzden gitmeyince ne olacak? Adamlar işte ne bileyim, insanlar evinin kirasını ödeyemeyecek. Yani iş yerler kapanacak falan derken tabii böylece evsizler de çoğalacak. Yani tabii ki nerede? Sokakta yaşayacak. Yani bunlar çaresiz kalınca artık her aç kalınca saldırıya da geçer. Yağmalar da, yağmalama da olur. Yani bu tür şeyler çoğalır arkadaşlar. O yüzden Allah sonumuzu hayretsin diyorum. İnşallah olmaz yani, yanılırım. Ne diyeyim, diyeceğim bu konuda bunlar. Şeye değinmek istiyorum. Yani dünya ekonomisi dedim. Dünya ekonomisi gerçekten iyi değil. Avrupa Birliği dağılacak. Tabii gördüğünüz gibi İngiltere çıktı zaten. Avrupa Birliği de çok güçlü değil. Öyle görünüyor. Avrupa Birliği dağılır.
Euro diye bir şey kalmayacak. O yüzden yani yarın o bir gün işte ne bileyim turist gelir bilmem ne, o da yok. Çünkü Avrupa'daki insanlarda da para olmayacak. Euro kalkacak falan derken böylece dünya ekonomisi çok zarar görmüş olacak. Böylece dikkatli olmak lazım. Tedbirli olmak lazım arkadaşlar. Söyleyeceğim bunlar ve diyeceğim şudur. Yani tamam her şey okey de, yani tamam dünyada bir salgın var ve insanlar ölüyor falan ve fakat bu dolara ne oluyor? Yani dolar, bu doları kim yükseltiyor? Yani dolar neden yerinde durmuyor? Yani ne oluyor? Doları ne oluyor? Anlamadım yani. Birileri anlasın, bilen varsa. Yani ben dolar yediği buldu. İnanılır gibi değil. Yani habire bu da bir tabii ki şey ekonomi işte çökertme diyelim dünya çapında. Dolar yükseliyor. Bu dolar ne oluyor arkadaşlar? Yani yorumlarınızı bekliyorum yani bu konuyla ilgili. Dolara ne oluyor? 7 oldu. Bu da bir ekonomi çökertme yöntemi. Neyse bir yudum da su daha içeyim. Su hijyendir. Böylece söyleyeceklerim bunlar. Geçecek. Bugünlerde geçecek. Ondan sonra başka tabii ki yani söyleyecek çok şey var. Konuşacak çok şey var. Çok konu var fakat çok da dağılmadan bu videoyu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Biraz uzun olabilir ama umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Nacizane ufak da olsa bir bilgiler verdiğime inanıyorum. Herkes farkında varsın. Ne bileyim gençler de aklını başına toplasın, artık böyle hayat lay lay lon olmayacak. O yüzden bu teknoloji çılgınlığından da vazgeçelim yani. Biraz daha dikkat edelim. Yani aldığımız telefonu bile arkadaşlar ne bileyim gittiği kadar ya da 5 yıl en az böyle bir kullanalım. Yani hızlı tüketim yapmayalım, böyle her sene telefon değiştir falan ne bileyim. Bunlar da önemli detaylar. Suya dikkat edelim, suya, elektriğe, her şeye, tüketici grubuna girmeyelim arkadaşlar. Böyle az tüketelim, üretelim, üretici bir gruba girelim diyorum. Bekliyoruz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, faydalı bilgiler vermişimdir. Beğendiyseniz arkadaşlar abone olun, yorum yapın. Abone olmayı unutmayın. Başka bir videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.